Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 25 Temmuz Pazartesi Bursa yarış programımızda tekrar sizin karşınızdayım sevgili dostlar Bursa'da 9 koşulu programımız var 2 altımız var e, hedeflediğimiz tabii ki 2 altlı kurgumuzda e, iyi bir sonuçla noktalamak sevgili dostlar Evet bugün e, biliyorsunuz İzmir koşularımız vardı 2 kurgumuzda 5'te kaldı ama pek yani o kadar da beklediğimiz gibi gitmedi. Fazla da para vermedi zaten. Bir tek tesellimiz oldu ama İstanbul'da gerçekten yani en birinci altılı ganyanımızın son ayında ikinci altılı ganyanımızın aynı şekilde 3. koşusunda hem sürprizleri yakalamıştık kafalarda. Maalesef 3.000 küsür lira verdi. Ya Her zaman dile getiriyorum Ayhan Kurşun İngiliz safkanlara bindiği zaman bunu kesinlikle es geçmeyelim diye ama e, ben de es geçtim sevgili dostlar. İnşallah yazan arkadaşlarımız vardır. Ayhan Kurşun orada yapacağını yaptı yine. E, yani beklediğimiz 3 safkan vardı. Maalesef olmadı sevgili dostlar. Gerçekten çok üzüldüm. Bir tek elimize tutunacak dal Diyarbakır kaldı. Bakalım orada da bir şeyler bekliyoruz sevgili dostlar. Evet, Bursa koşullarına geçelim. Evet, bana desteklerinizi bekliyorum. Hemen videomun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz sevgili dostlar. Evet, tabii ki duyum aldığım zaman Bursa'da biliyorsunuz yani bizim farklı oluyor kurgularımız. Bursa'da duyum aldığım zaman videomun hemen altında yorum kısmına yine sabitleyeceğim. Yarışlar başlamasına 1-2 saat kala ve ikinci altılı ayınımızın başlamasına yarım saat veya 1 saat kala ikinci altılı gayemizin içine tekabül eden koşular olursa onları da sizlerle paylaşacağım. Evet birinci koşu birinci altılı gayem saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı 4. 3 yukarı İngilizlerin 1800 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada çok formda olan bir safkanımız o da kim? Atom Cemil yaptığı son koşusunda da gayet başarılı koştu. Bu mesafede şartlı 2'yi kazanma başarısı gösterdi. King Colin e, yine liderlik alacaktır geçen koşusunda ama gelip e, burada e, Atom Cemil kazanmasını başarır demiştik. Başarmıştı. Evet burada King Colin'i e, rahatsız edecek. Burada Sahrettin Boylaz da Bursa'ya gülü. İki nolu Safkan'ımız da o da ayağına çok çok seri. Bu ikisinin e, gerçekten e, kapışması bakalım hangisini e, hangisine kafaya alacak. Büyük ihtimal King Colin biraz daha ayağına seri olduğunu düşünüyorum. İkisi de bir takıt yavrusu. Bakalım e, kilo avantajı Kadir Tokoçoğlu'nun elinde King Colin liderliği isteyecektir. Bakalım Atom Cemil sonlarda yine hakimiyeti hissettirip İlker Soyat'la eee buluştu bu sefer sevgili dostlar. Bakalım Atom Cemil yine bunları foto da avlama becerecek mi? İlk tercih 5 Atom Cemil, ikinci atım King Colin yani burada bir şeytanın bacağını kırabilir. Dikkat diyeceğiz Kadir Tokoçoğlu'yla ve de 4 nolu safkanımız Ali Can İnci ile bir şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. 5-8-4 benim buradaki sıralamam olacak. Evet ikinci koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6 safkanımız yer alacak. Birinci beşli ayrımız başlıyor. 2 ve 6 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada Halima bu grupla ilk defa start alacak 5 ve Altınoğlu safkanımız da aynı şekilde. Diğer safkanlar bir iki sefer beraber koştular. Yani Halima yaptığı koşla e, koş da sevgili olsa şöyle söyleyeyim ilk koşunda gayet başarılı Ankara'da şartlı bile Özcan'la mükemmel bir koş çıkartıp kazanmasını bilmişti. Yine Özcan'la e, yola devam dediler. Bursa'ya geliyor Halima burada kazanma de çok çok yakın. Sevgili dostlar, yani alternatif bir banko adayımız olabilecek kalibreye sahip bir safkan. Ama burada e, Altınolu safkanımızda ben Mustafa Çekleyi Kürleri e şans vereceğim. Sevgili dostlar, bir de burada bomba bir isim. Yarın bayağı geri planda kalacağını düşündüm. o da Cemal Pasol ikinci kez buluşan Uçan Kafkaslı. Sevgili dostlar, Halima çok önde. E, yani ufak bir çolunacak arkadaşlar. Yönelebilir. Ama ben 6 ile 4'ü de kesinlikle burada es geçmeyeceğim. Kuponumda şans vereceğim. 3, 6, 4 benim sıralamam. Evet, 3. koşumuz 7 plasa ve 1. üçlük ayrımız burada start alacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim e, koşacaklar. 4 safkanımız burada kayıtlı. Evet, e, ilk defa beraber koşacak safkanlar bir araya geldiler. Evet iki, yarış gören Özcan Yıldırım'la yaptığı son koşusunu Bursa'da 1300'de iyi bir koşu çıkarttı. Zaten sürü direkt favoriydi. Yani geçinmesi birazcık zor görünüyordu Özcan Yıldırım'la. ilk startında da aynı şekilde Bursa'da 1200 metre çiminde start almıştı Mesafe ben kısa geldiğine inanmıştım. Şimdi uzayan mesafede zaten geçen yarışında önerdiğimiz banka önerdiğimiz bizde yanıtmamıştı. Özcan'la yine kazanma ben de çok çok yakın benim banko adayımdır. Bir nolu safkanımız. Evet dördüncü koşu satış bir. Üç yaşlı İngilizlerin 2000 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız yer alıyor. İkinci altılık aynımız da burada start alacak. Evet benim burada X tercihim yaptığı iki koşusunda hiç önemsemediğim bir koşu. Ee, pisten yedincilik İzmir'de. Şimdi Bursa pistine geliyor. Mesafenin uzaması. Ben 3 nolu safkanımıza Bekir Mert Mırık'la etkili koşmasını bekliyorum. Bir tercihim. atımız attım 8 nolu Turidi, Onur Yıldız'la sonradan 7 nolu Safkan Laramina, Mertcan Çelik'le 4 nolu Safkan'ımız Muhammed Mir Bilgin'le mutlaka yazacağız. Ve burada geri planda kalacağım grubun kaliteli Safkan'ı mutlaka şans vereceğim. Kilosu altmış buçuk olmasına rağmen Sinan Çetin'le start alacak olan bir nolu safkanımızda ben es geçmeyeceğim. 3-8-7-4-1 benim sıralamam. Evet 5. koşumuz bir meyden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alacak. 4 ve 10 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet e, burada zaten 4 nolu safkanın bir tek e, Bay Zeki ile beraber koştu. Onu da geri planda bırakmasını bildi. Geri safkanlarla ilk defa start alacak. İlk çim yarışında bir 5.lik. Sonra kuma çıktı. Kumda biraz daha farklı koşan bir safkanımız. O zaman da e, Mahsun Demirbaş start almıştı. E, Bay Zeki ile beraber koşmuşlar. Onu da yarım boyla geri planda bırakmıştı. Ben yine çok çok etkili koşu gelecektir. 4 ilk tercihim. ikinci atım sevgili dostlar. İkinoğlu Bay Zeki, Okan Gökçe ile ve de Altınoğlu safkanımızı da üstüne basarak önereceğim bir safkan İsmail Dinar'la çok dikkatlice safkanlardan biri olacak. Bir de burada e, bir şey denince sevgili dostlar. Yani 4 nolu safkanımızın Ekürüs çok formda. X startına bir dördüncülük elde etti. Şartlı bir de mücadele varmıştı. Çok yakın ara bir dördüncülü. E, ben bunu da şöyle yapacağım. 4'ü e, kafaya alacağım ve de 10 nolu safkanımızda Kadir Tokoçor arkasına bağlayıp bir ikili geleceğim Bunu da sizlere önereceğim 5. koşuda. Ama sıralamamız 4, 2 ve 6 olarak program içerisinde yer vereceğimiz safkanlar olacak. Evet 6. koşu açık güç. 3. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek 13 safkanımız burada kayıtlı. Zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. Dörtlük ayımız burada başlıyor sevgili dostlar. Yani bakıldığı zaman büyük dünya gerçekten burada yani çok çok ön plana çıkıyor. X startına Bursa'da bir beşincilik ondan sonra Mesafeler uzadıkça e, bu da e, uzamaya başladı. E, çok çok etkili, başarılı koşular çıkartan büyük dünya benim ilk tercihim olacak ikinci adım yani kazanma yakın gibi görünüyor ama burada rakip anesine önereceğim rakipler. Dilan Kız Müslüm Çelik de yaptığı son İstanbul'da grup 3'te 1200'e gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi. Dilan Kız kesinlikle ben es geçmeyeceğim. Çok formda geliyor Bursa'ya. Onu da e, ikinci tercihim olacak. Sonra 5 nol Demir Bey, Mustafa Çekle ve 8 10 Müslüm başkanı da dikkat diyeceğim sevgili dostlar. 2, 10, 5, 8 benim sıralamam. Evet yedinci koşumuz kısa vade 6. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Yeri safkanımız yer alıyor. ikinci üçlük ayımız burada start oluyor Ee, sevgili dostlar evet gruba e, bakıldığı zaman yani burada liderlik yapacak. 2-3 safkan var. Büyük ihtimalle Bal, Melda, Sarettin Boyraz'la liderliği vermeyebilir ama 5 dolu alt sarı. Kadir Tokoçoğlu kulvar 2, liderliği alabilir. Selkutan o da yani süratli ayağına seri bir safkan. Yani bu 3 safkanın e, liderlik için çaba göstereceği safkanlar olacak. Bakalım liderliği kim alacak? E, fotoya kim uzanacak? Ben 1 nolu Bal, Melda'yla başlayacağım. Sarettin Boyraz'la ikinci atım 3 nolu e, Şah Sekin ve Mustafa Çiçek'le değerlendireceğiz. Sonradan 5 nolu alt Sarı ve de 2 nolu Canım Çıtır diyerek burada da bu 4 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 1, 3, 5, 2 benim sıralamam. Evet 8. koşumuz şartlı 4 dişler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. 10 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Evet yani bakıldığı zaman yarış hayatına gerçekten çok başarılı koşuyla başladı. Bursa'da 1300'ü kazandı arkasından. Kocaeli 1800 yine Kocaeli 1500 harika koşular sergiledi. 27 günlük bir dinlenme sürecine girdi. Burada ekürlerimiz sevgili dostlar. Yani büyük ihtimalle Master Coin burada liderlik alacaktır. Saadettin da zaten üstünde. saatini gördüğümüz zaman bir liderlik içerisine Giren safkanlarımız genelde üstüne biniyor. 9-10 Sultan Celim. O da Görkem Özçelik'te. O da ayağına bir seri safkan. O da çıkıp e, arkasına yanaşabilir. E, yaptığı son koşusunda bir no'lu safkanımız e, Tolga Yıldız'a e, iyi bir koşu çıkartmıştı. Kuytucaklı da o koşudan yarım boyla arkasında bir ikincilik elde etmişti. Evet benim burada Banko adayım. iki no'lu safkanımız yani Kuytucaklı benim banko adayım olacak. Ben seriyi devam edeceğini düşünüyorum. Kadir Tokoçoğlu'yla zaten 2 ile 2 yaptılar. 3 üç 3 yapma. Çok yakın Kadir'le 4. koşusunda yine 1. Ile en güçlü adayı olarak görüyorum. Banko tercih yapacağım. Tabii ki rakip ailesinde 1 ile 3 Mistuana Alican e ters bir yarış gelebilir yaptı. Son koşusu şart 4'te bir mücadelesi vardı. O da iki boy geç çıkıp geldi. Bir ikincilik çıkarttı. Pisten 1300'de Şimdi mesafenin 100 metre uzaması ters yarış gelebilir ama ben 2'ye güveniyorum. İkinci altılık aynamızın 5. aynayı tekabül eden bu koşta sığınma limanım olacak sevgili dostlar. İkili için 4 nolu kuyuşturacak 2 bankom arkasına ekürüsünü bağlayacağım sevgili dostlar bunu dile getireyim. Bir de 1 nolu master coin bunu da arkasına bağlı bir ikili deneyebiliriz. 2 bankom 4-1 ikili için e, önereceğim isimler olacak. Evet 9. koşu 2. altılı ganyamızın son ayağı. kapanış koşumuz. Handikap 15 bir mücadeleyle kapanış yapacak. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 15 safkanımız yer alıyor. 3 nolu Sancaktar, 10 nolu Kardeşkaya Ekülü, 14 nolu Fatih'in Gülü ve de 15 nolu Cihan'ın Gülü Ekülü olarak start alacaklar. Evet benim buradaki sıralamam 2 nolu Buz Kralı ile başlayacağım. Ee, Mahmut Bağla etkili koşmasını bekliyorum. 2. attım 8 nolu Ciğerpare'ye. Sonradan 7 nolu Tunç'a yaptığı son koşu gayet başarılı Kocaeli Satış de 1500'ü kazandı. Mesabı uzasa da yine etkili koşacaktı Muhammed ne 3. tercihim 7, sonradan 9 nolu Uzay'a bakan, 1 nolu safkanımız Fadi. Kesinlikle imal edilmeyecek bir safkanlardan biri ve bir tane de bomba bir isim daha önereceğim. O da Erhan Atul'a ilk defa start alacak Fırat'ın öfkesi diyeceğiz sevgili dostlar. 2, 8, 7, 9, 1, 6 benim sıralamam olacak. Evet Bursa programı için sizlere aktaracağım safkanlar. Bunlar da herkese bol şanslar diliyorum. Ee, güzel bir haftaya başlangıç yapalım. Hep beraber sevgili dostlar. yazdığınız atlar gayen olsun sevgili dostlar. İnşallah kurgumuz güzel bir ikramiye ulaşır. Hep beraber güzel bir şekilde noktalarız. Evet Elazığ koşularımız var. Elazığ'a daha bakmadım sevgili olsa. Belki iş yerinden sizlere seslenir. Belki de Bursa videomun hemen altında bulunan yorumlar kısmına da şablonumda bırakabilirim sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.